Merhabalar. Mucit Kafası attı programın 17. bölümüne geldik. Şanslıyız da kar da yağdı. Tam bizim istediğimiz hava oluştu. Bugün de bizim kendi yerli arabamızın diferansiyel sistemini testinden tamamen emin olmak için bugün de hareketi yaptık. Siz de göreceksiniz biraz sonra. Gerçekten ben kanaat getirdim. Yani bu bizim yerli arabamız dünyada bir numara seviyesine çıkacağına kesin ve kesin eminim. Bundan dolayı da bütün beni seyreden, takip eden herkese şunu diyorum. Hasan abinize, Hasan kardeşinize güvenin. Kaybetmezsiniz, haklı çıkarsınız. Bu nedenle şimdi nasıl anlatayım? Gerçekten Türkiye'mizin icatlara ihtiyacı var. Türkiye'mizin ihracata ihtiyacı var. Türkiye'mizin ihracat sayesinde dövize ihtiyacı var. Bu nedenle yerli ve milli aletlere ihtiyacı var. İşte ben bir tarafından tuttum. 24 yıldır bunun eksikliğini gidermek için çalışıyorum. Şimdi bizim diferansiyel sistemimizi sözlü olarak anlatacağız. Görüntü veremeyiz. Daha patenti üretime geçmeden patentini almadığımız için sakıncası var. Şimdi sizlere sözlü olarak anlatayım. Diferansiyelimiz gerçekten dünyada ses getirecek ama tek şanssızlığımız ülkemizde bilime yatkınlık gerçekten çok düşük. Yani sanki birileri bilimi sevmesin milletimiz, bilime yatkın bir millet olmasın. Biz üretelim, Türkiye milleti tüketsin gibi bir hava var. Bunu kıracağız, bunu birlikte yapacağız. Nasıl yapacağız? İşte bu etkinlikler onu kırma, onu yok etme ülke üzerinde. Bu şekilde de bilim ülkesi Türkiye'yi bilim ülkesine hazırlamamız gerekir. Ben bunun başlangıcını yapmış olayım. Gelecek nesiller de buna devam edecekler. Ve bu da bizim ülkemizin bir Almanya, İngiltere, Fransa gibi, işte Amerika gibi, gelişmiş ülkeler gibi bir seviyeye çıkacak. Neyle çıkacak? Bilimle. Biz bilimi seven ülke haline dönüşmemiz lazım. Ama yeterli bilime yatkın milletimiz yeterli değil. O nedenle zaten biz dış ülkelerin aletlerini, bütün her şeyini kullanıyoruz. Yani dış ülkeler icat ediyor, biz kullanıyoruz. Bir de onların taşeronluğunu yapıyoruz. Onların üretiminde bulunuyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Bundan çıkmamız lazım. Nasıl çıkacağız? Bilimle, bilim ülkesi olmamız şart. Yani yeni icatlar yapmamız lazım. Yeni icatlarla dünyaya biz de varız dememiz lazım. İşte benim hasbelkader yaptığım aletleri sizlere göstermeye çalışıyoruz. Hasan Bey, şimdi yanınızda bir tane ATV tarzında yerli bir araba görüyorum. Hasan Bey, diferansiyel nedir? Ve sizin yaptığınız diferansiyelin hali hazırdaki diferansiyellerden farkı nedir? Şimdi diferansiyel nedir? Diferansiyel dönüş yapmak içindir. Bakınız, diferansiyel dendiği anda yolda dönmek için, sağa sola dönmek içindir. Diferansiyelin tek bir amacı dönerken, siz dönene kadara tek tekere düşürecek. Siz döndükten sonra çift tekere düşürecek. Yine çift çekecek. Fakat Avrupa'nın yapmış olduğu diferansiyeller siz düz giderken de tek çekiyor. Yani şöyle anlatalım, özetini yapalım. Siz yolun kenarında bir suya battınız, sağ tekeriniz. Sağ teker suya battı mıydı, çamura battığı zaman o sağ teker döner. Sol teker dönmez. Neden? Sağ teker diyor ki, yahu diyor, yani diferansiyel şunu algılıyor. Diyor ki, siz diyor dönüş esnasındasınız diyor. Bak diyor dönüyorsunuz, halbuki dönmüyor. Çamura düştüğü için orası boşaldı, rahat dönüyor. Şimdi siz direksiyonu çevirdiğiniz zaman, rahat dönmeye döndüğü zaman o zaman dışarıdaki yani sol tekere güç aktarılır. Şimdi benim mantığım, benim yaptığım diferansiyel ise öyle değil. Benim diferansiyelim yola döndüğünüz zaman düz giderken ikisi aynı anda asılıyor. Yani birisi çamura da batsa sağ teker, ikisi bir çeker. Bu nedenle bizim diferansiyelimiz Avrupa'nın diferansiyelinden 2 kat daha üstün. Hatta 4 katla diyebiliriz. Neden? Şimdi Avrupa'nın 4 çeker diye adlandırdığı jiplere binin, sağdaki iki teker de eğer çamura düşmüşse çıkamaz. Ama benimkisi tek diferansiyel olmasına rağmen, 4 çeker olmamasına rağmen eğer çamura düştüyse sağ teker, sol teker mutlaka düşmemiştir. O zaman ne yapıyor? O çamurdan rahatlıkla çıkabiliyor. Deminki bizim gösterdiğimiz, yani sizin biraz sonra görecek olduğunuz videoyu, oradaki kardaki olayı zaten bilim insanları rahatlıkla çözebilir. Bu karda 4 çeker dahi bizim yaptığımız manevrayı yapamaz. İşte bizim diferansiyelimiz dünyada hem ucuz, hem kolay, hem de üstün olma şartıyla bizim diferansiyellerimiz tüm arabalara girecek. Yani monte edilecek. Artık Avrupa'nın eski diferansiyeli devre dışı kalacak. Bizim diferansiyel ortaya çıktı da. Tabii ki bunun çıkması için, ortaya çıkması için biz hızlı bir şekilde bütün üretilen arabalarımızda bunu sağlamamız lazım. Ne zaman, nasıl? Güçle, para gücüyle. Ama bu para gücü maalesef bende yok.
İşte bekliyoruz bir yatırımcı veya işte bir devlet eli. Bunları bekliyoruz. Onları bekleyeceğiz. İşte bu şekilde umarım birisi çıkar der ki ya ben yerli ve milli arabaya destek oluyorum. Veyahut der ki ben devletim. Ben bu işe el atıyorum der. Biz de dünyaya araba diferansiyeli satan bir ülke haline geliriz. Umarız öyle olur. Onun için beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Programın sonlandırmadan önce bir soru daha sormak istiyorum. Evet. Buradaki araç tam olarak otomobil diyebilir miyiz yoksa daha çok böyle bir ATV mi diyebiliriz? Hangisi? Otomobil, tır, en yüksek tır, kamyon. Yani ne istiyorsanız. Tüm araçlara girebilir. Tüm araçlar. Buradaki defansiyel... ATV tarzı bir otomobil gibi tabii diyelim. Tabii defansiyel dediğiniz zaman bugün mesela tırlar çamura giremez. Neden giremez? Çamura girdiği zaman bir teker çime giremez kolayla. Çimle girdiği zaman orada sağ teker girmişse sağ teker döner. Bir tır oradan çıkamaz. Ağır yükler. Ama benim defansiyelim olsa o tır oradan rahatlıkla çimden gider, döner ve yoluna devam eder. İşte bizim defansiyelimiz tüm yürüyen arabalarda kullanılan bir diferansiyeldir. Bu nedenle de Türkiye acil bunun üretimi için gerek iş adamlarımız gerekse devletimiz el atmasını bekliyorum. İnşallah kısa zamanda üretime geçeriz. Siz bunun patent başvurusunda bulundunuz mu? Patent başvurusunda işte burada olayda bu gelecek programlarımızda patent nedir, icat nedir, Ar-Ge nedir, buluş nedir, marka nedir bunları her programda bir iki dakika ona ayıracağız. Şimdi biz patentini alsak, 20 sene sonra da üretimine geçsek bizim patent üretmeden bitmiş olur. O nedenle siz üretime girmeden patent başvurusu yapılmaz. Önce üretime gideceksiniz, testler bitecek. Üretime geçtiğiniz an artık satışa hazırlandınız değil mi? O zaman patent başvurusu yapılır. Ondan önce patent başvurusu yapılıyorsa hatadır. Evet, bu konuda çok fazla yorum da geliyor. Bu yorumlarda evet. Neden patent almadınız, patent almadıysanız neden gösteriyorsunuz evet. Şeklinde bir takım tabirler var. Hani bununla da alakalı bilgilendirmeniz güzel oldu. Tabii, şimdi patent neden almıyorsunuz? Çalınır. Aslında çok doğru söylüyorlar. Teşekkür ediyorum hepsine. Ama siz üretime geçmeden patentini aldığınız zaman üretime diyelim ki 10 sene sonra geçtiniz. 20 senelik patentin 10 senesini bitirmiş oluyorsunuz. Hiç üretim yapmadan. Bu da bu şansınızı kaybediyorsun. Büyük bir mevladır bu. Yani sizin patentiniz olduğu müddetçe para kazanıyorsunuz. Patenti bittiği zaman para kazanamazsınız. Herkes o icatı yapma hakkı doğuyor. O nedenle siz üretime geçip artık pazara inme zamanına başvuracaksınız, garantileyeceksiniz. O zaman üretirken patentine başvuruyorsunuz, işte o doğru bir başvurudur. O zaman patentini alacaksınız. Ondan önce alınan patentler zaman kaybına uğrarsınız, 20 yılınızın bir kısmını bitirmiş olursunuz. Bu nedenle buradan tavsiyem lütfen yaptığınız bir alet, bir icatsa hemen patent başvurusu yapmayın. Onun testlerini yapın, Ar-Ge'sini bitirin, üretim aşamasına hazırlayın ve hatta nabız yoklayın. Yani satış nabzı. Ondan sonra patent başvurusu yap. Ama ondan önce bir notere gidip o aletin size dahil olduğuna dahil bir tasdik yaptırırsanız o da güzel bir şey. Ne olur siz patentini alana kadar en azından noterde siz kaç sene önce başlamış olduğunuzu ispatlamış olursunuz. Bu da destektir. Bu arada bir de seyircilerimize güzel bir haber verelim mi? Bir tane yerli araba üzerine çalışıyorsunuz ve o araba ne aşamada, hangi parçaları size ait olacak ve neler bekliyor bizi? Onunla ilgili şöyle çok kısacık bir ipucu ve ileriki evet. Bölümlerde belki onu göstereceğiz ve o evet. Göstereceğimiz araca yönelik böyle biraz meraklandırmak adına biraz da birkaç bir şey bahsedebilir misiniz? Tabii, memnuniyetle. Şimdi bizim bu yerli arabamızın ilk yapılışı. Şimdi bunun üzerinde ilk yapılış, bunun üzerinde de Ar-Ge'ler yap. Biraz daha geliştire bu vaziyete gelir. Şimdi dedik ki biz bunun temelinden daha yenisini yapalım, daha iyisini yapalım. Onu da yaptık. Aşağı yukarı 5-6 ay belki sürebilir, belki 3 ay sürebilir. Tam olarak kesin bilemiyorum. Zaman bulduğum zaman zaten giriyorum. Çünkü çok yoğun işlerim olduğu için yerli arabaya tam olarak zaman ayıramıyorum. Bu nedenle yerli arabamızın bir yenisine daha başladık. Onun da kısa zamanda piyasaya çıkacak. Onun da anlatımını yapacağız, onun da sunumunu yapacağız, onu da göstereceğiz. Ve o gerçekten bir sürpriz olacak. Harika, merakla bekliyoruz o halde. Teşekkür ederim. Çok da fazla bir tüyo almadık ama biraz büyüsü bozulmasını istiyoruz galiba. Evet, onun kapısı var, evet. Onun camları olacak, onun ramuğu var. Arkasında ramuk olacak. Ondan sonra tam bir teferruatlı bir şey yapıyoruz. COSCAP destekli yapıyoruz. Yani COSCAP'in desteğiyle beraber bayağı bir aşamayı kaydettik. Belki 3-5 ay sürebilir. Onun için kesin bir zaman söyleyemiyorum. Bunun da nedeni diğer işlerim çok. Ondan zaman ayırıp da yerli arabanın bitimine bir zaman ayıramıyoruz. Üretimde bir sürü aletlerimiz var.
Bunları yetiştireceğiz. Bunların da üzerinde Ar-Ge yapıyoruz. O nedenle de sadece yerli araba değil, aşağı yukarı 7 tane daha ürünün Ar-Ge'sini yapıyorum. Evet. O zaman bu güzel manzara eşliğinde sizden bir veda alalım son olarak. Evet. Şimdi tabii ki yorumlar yazılıyor programlarımıza. Ben bu yorumları tek tek hepsini okuyorum. Çok seviniyorum. Yorumların iyisi de oluyor. Tabii ki bazen olumsuz da oluyor. Buna rağmen yorumları okudukça cesaret alıyorum. Demek ki takip edilenlerimiz var. Bunlar bize kamçılıyor bizi. Oradaki yorumlar, oradaki destekler, oradaki sözler beni gerçekten güçlendiriyor. Hepsine teşekkür ediyorum. O yorumların da her birine cevap veremediğim için de bazen cevap veremiyorsun. O kadar bir zamanın olmuyor. Onun için buradan özür diliyorum. Ama elimden geldikçe cevap vermeye çalışacağım. Evet, 17. bölümün sonuna geldik. Tekrar teşekkür ediyorum. Başınıza icat çıkartmaya yine devam edeceğim. Sağ olun, var olun, teşekkür ediyorum.